Herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Dolar rekorlara devam ediyor. Dolar 906 ile rekor tazelerken Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine devam edebileceği endişesi TL üzerinde baskı yaratıyor. Dolar küresel merkez bankalarının sıkılaştırma adımlarını değerlendirdiği bir dönemde Merkez Bankası'nın faiz indirimine başlamasının da etkisiyle Yeni tarihi zirve olan 906'ya kadar yükseldi. Yatırımcılar Merkez Bankası'nın geçen ay 100 bas puanla başladığı faiz indirimlerine devam edip etmeyeceğini ana gündem maddesi olarak izliyorlar. Politik baskı endişesi, piyasalar iktisadi gerekçelerle açıklamakta zorlandıkları faiz indirimlerinin devamı konusunda politik baskıdan da endişeliler. Bu belirsizlikle de TL'de satış baskısını artırıp enflasyon beklentilerini yükselterek TL'de değer kayıplarının devam edeceği bir kısır döngü oluşturuyor. Dolardaki yükselişe Merkez Bankası'nın para politikasına ilişkin endişeler ve dolardaki küresel değer kazancı yön verirken Merkez Bankası'nın ilk faiz indirimini mesajını vermeden önce 8,3 seviyesindeki dolar bu hafta 9'u açtı. Dolar yeni rekor olan 9,0450'yi gördükten sonra... ...saat 7.32'de 9,0300 ve 9,050 seviyesindeydi. Euro aynı saatte 10,4257, 10 10,4301. Sepet bazında TL... 9,7219, 9,7255 seviyesindeydi. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri ise dün Nisan ayı ortalamasından bu yana zirvelerinin hemen altında 441 Taksim 447 bas puandan kapandı. Küresel piyasalarda enflasyon korkusu. Küresel piyasalara bakıldığında Asya borsaları yükselen enerji fiyatlarının enflasyonu daha da tırmandıracağı endişeleri ve risk iştahının gerilemesiyle dalgalı seyretti. Enflasyonda yükseliş beklentileri ABD'nin salgın döneminde başlattığı varlık alımlarını azaltacağı beklentilerini güçlü tutarak doların bir yılın zirvesinde tutunmasını sağladı. Dünya genelinde enflasyon Gıda ve enerji fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle artış eğilimi sergilerken Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed, tahvil alımlarını azaltmayı ve salgın hastalık döneminde gevşetilen para politikasının sıkılaştırma adımlarını değerlendiriyor. Gelişmekte olan merkez bankalarından bazıları ise sürpriz şekilde erken sıkılaştırma döngüsüne başladı. Türkiye dünyadan ayrıştı. Dünyada enflasyondaki artışın ne kadar geçici olduğu tartışılıp sıkılaşma adımları ön plana çıkarken enflasyonda yükselişin devam ettiği Türkiye ise faiz indirimleriyle küresel trendden ayrıştı. TL'deki sadece Eylül ayı başından beri değer kaybı %8'e ulaştı. Bu bile yaratacağı 2 puana yakın geçişkenlik etkisiyle tüfeği %20'li seviyelere e, tek başına yükseltebilecek bir neden. Enflasyon %19.58 ile 2,5 yılın zirvesinde bulunuyor. TL yıl başından beri ise %18 seviyesinde. Ekonomistler faiz indirimi sonrası enflasyon tahminlerini 2021 için yukarı çekerken 2022 için yukarı yönlü revizyonları eskisine kıyasla büyük boyutta yapılmaya başladılar. Merkez Bankası ise enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu, enflasyonun yeniden düşüş trendine gireceğini belirtiyor. Yabancı çıkışta birçok bankacı Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin devam etmesi halinde ani faiz artışlarına kısa sürede ihtiyaç duyulabileceği endişesini dile getirirken bu endişelerde TL'de baskı yaratıyor. Bankacılar yabancı yatırımcıların zaten oldukça düşük seviyelerdeki Türkiye varlıklarından çıkış yönlü işlemlerine, lokallerin ise dolardaki devam eden yükselişte 260 milyar dolarlık döviz cinsi varlıklarından sınırlı kar satışlarına devam ettiklerini belirtiyorlar. Değerli izleyicilerimiz bu gelişmeyi sizlerle paylaştık. Yayınımıza katılan tüm izleyicilerimize teşekkür ediyorum.